kuş diye girmiş dışarıdan. Görüyor musun? Görüyorum. Güzel mi? Anne sakladım. Hem de buraya sakladım. Süper. Herkese günaydın. Yine kabarık bir saç gününden merhaba. Bugün evdeyim. Cuma günü bugün günlerden. Dün evde yoktuk. Full gezdik İlker tatil olduğu için. Yarın da cumartesi ve pazar yani hafta sonu olduğu için yine evde olmayacağız. O yüzden evin daha fazla dağılmaması için haftalık temizliğimi bugün yapacağım. Normalde pazartesileri yapıyordum ama bugün günlerden cuma dediğim gibi bugün yapacağım. Sizlere de göstereceğim. Normalde öğleden sonra 1-2 gibi bitiyor ama bugün bitebilir mi bilmiyorum. Çünkü sizlerle paylaşacağım. Kamerayla yapınca biraz daha uzuyor işler. Bütün odaları böyle tek tek arkadaşlar, gezeceğiz. Tek tek süpürüp şeyle takalım. Sileceğiz. Kendimi. Kolum ağrıdı. Evet. Şekerlerden çıktı. Böyle hem de biraz ev turu videosu gibi olacak. Evde pek bir değişiklik yok ama yine de böyle 1-2 ufak değişiklikler var. Hatta daha da değişiklikler olacak. Irmak'ın yatağını görüyor musunuz? Hala beşiğinde yatıyor. Bir şey göstereceğim. Çocuklar bunlar benim eski bebekliğimden. Hala takabilirsin onları. Evet. Bu Irmak'ın beşiğini değiştireceğiz artık. Normal büyük boy bir yatak alacağız, çocuk yatağı. Nereden alacağız, ne renk alacağız, nasıl bir model alacağız hiçbir fikrim yok. Ama bilmiyorum yine de kendisi beğenecek büyük bir ihtimal gittiğimiz zaman. Şimdi ilk nereden başlayacağım? Buradan başlayacağım. Buranın halısını da kaldırdım. Saçlarımı topladım geldim arkadaşlar. Şimdi buradan süpürmeye başlayacağım. Bu katı süpürme işi bittikten sonra yerleri sileceğim. Şimdi geldik Irmak'ın masasına. Tozunu alacağım hemen. Bu arada telefon kılıfımı değiştirdim dün. İlker beğendi bunu. Ben bu Uzay markasına ait ahşap temizleyiciyi kullanıyorum. Şöyle az miktarda sıkmak yeterli oluyor zaten. Irmak'ın bir ara maviye takıntısı vardı. Hep mavi almıştık. Hatta odayı bile mavi yapalım istiyordu. O ara böyle küçük objeler koyalım dediğimde kabul etmişti. O zamandan beri böyle mavi mavi takılıyoruz. Bunun içerisine böyle küçük ihtiyaçları var. Bebek kolonyası gibi, şöyle saç spreyi gibi, losyon gibi, diş macunu ve diş fırçası gibi şeyler var. Şu an iyi bir yere koyabildim sizi. Burayı süpürerek başlayacağım işe. Şuraya.
Biz İlker'le hem böyle normal diş fırçası kullanıyoruz, hem de şu Oral-B markasına ait var ya, bunlardan kullanıyoruz. Biberiye yağı almışım. Ne işe yarıyor hiç bilmiyorum. Herhalde o zaman kullandım, sonra bıraktım. Bakayım ne kadar kullanmışım. Yine de bayağı da kullanmışım. Yani ama bilmiyorum, unuttum. Ne işe yaradığını unuttum gerçekten, niye aldığımı. Hint yağı var, badem yağı var. Öylece duruyorlar. Ama genelde şu Hindistan ceviziyle badem yağını, pardon şu, badem yağını ve zeytinyağını karıştırıp sürüyorum. Kışın daha çok yapıyordum ama yazın bayağı ihmal ettim. Buradakiler zaten aktif kullandıklarımız. İlker'in tıraş malzemeleri, benim böyle yüz yıkama jellerim, diş macunları. Ha, geçen dediğim diş macunu buydu. Bu evde var ama yine de ben şu optik beyazı aldım. Listerin olmazsa olmaz ama bu içerisindeki başka bir markanın büyük boyunu almıştık. Daha sonra bunun içine koydum. Böyle daha pratik olduğu için. Şu geçen aldığım var burada. Şunu çok seviyorum ama bu sefer değiştirdim. O optik beyaza döndüm. Yani sıkıp sıkıp kullanıyorum. Hala biraz daha var içinde. Bunu çok seviyorum. İçerisinde kulak pamukları ve böyle yüz temizleme pamukları, mendilleri var. Şöyle bir tane Avon'dan duş jeli var. Bunları bu görüntüsüne bayılıp almıştım. Birisi bitiyor hatta şu an duşun içerisinde. Sonra yine böyle taraklar falan. Şu tarak çok güzel. Çok seviyorum bu tarağı. Şöyle bir saç serumu. Yine Garnier'in çift fazlı makyaj temizleme suyu. Soyuz markasına ait bir tane saç spreyi, tutucu bir sprey. Genelde düğünlere falan gittiğimde kullanıyorum. Onun dışında evde kesinlikle kullanmıyorum. Hiç sevmiyorum. Şunları da koyalım. Hindistan cevizi yağını koyalım. Ve İlker'in tıraş malzemeleri. En son banyoyu temizliyordum. Banyo temizleme işim bittikten sonra kahvaltımı yaptım arkadaşlar. Dayanamadım artık. Öğlen oldu, daha ancak kahvaltı yapıyorum. Irmak yapalı kaç saat oluyor kahvaltısını? Şimdi ben Villa'da sopamı aldım. Bu katı tamamen silip aşağı ineceğim artık. Buradaki işim bitiyor. Şimdi biraz burada dağınıklık var. Irmak biraz dağıtmış. Onları toplayacağım. Ondan sonra süpürerek, silerek devam edeceğim. Sadece bu yıkanacak. Diğerleri temiz. Bunu gelip alacaklar. Bir de size şunu göstermek istiyorum. Fakir'in Rodi modeline ait el süpürgesi. Ben bundan çok memnunum arkadaşlar. Fiyatına göre çok çok iyi yani. Gayet iş yapıyor. Bazen bütün evi bununla süpürüyorum. Yani o kadar, siz düşünün. Ama memnun olmadığım bir kısım varsa, toz torbası yok. Çöpe döküyorsunuz kendiniz. Orada biraz toz çıkabiliyor dökerken, o konuda biraz memnun değilim. Bu fiyatta bir el süpürgesine göre çok çok iyi bence. Kalidoru da süpürdüm. Son mutfak kaldı. Oy oy oy. Gel sarıl sarıl sarıl. Mutfak perdemi görüyor musunuz? Şöyle. Yani böyle kağıt gibi olmuş. Böyle çekince yırtılıyor. Yani çürümüş resmen.
O yüzden benim yeni bir perde almam lazım. Şu alttaki güneşliği Neon 1'den almıştım. Bundan çok memnunum. Yine oradan alacağım büyük bir ihtimal. Elini ve boyunu oraya yazıyorsunuz. Modelini zaten kendiniz beğeniyorsunuz. Ona göre onlar dikip bitiriyorlar size. Çok iyi oluyor. Süpürme işim tamamen bitti. Kameramın şarjı da bitiyor. O da dayanamadı. Şimdi silme işine başlayacağız. Yine biraz daha mola veriyorum. Irmak sabah kendisininkini kırmış. Yedekte vardı bunlarda. Onu çıkarttım. Şimdi bunu takacağım buraya. Şöyle göremeyeceksiniz ama buraya takıyorum. Daha sonra da havlusunu değiştirdim. Şimdi havlusunu. Bizim havlumuzu da değiştirdim. Tamamdır. Benim haftalık rutinim böyleydi arkadaşlar. Bugünlük işim bitti. Buradaki temizlediğim yerleri pek fazla çekmedim. Çünkü geçen haftalarda bu katı temizlerken, burayı ya da mutfağı temizlerken baya baya çekmiştim. O yüzden bu katı temizlerken fazla videoya almadım. Bizden bugünlük de bu kadar. Videoyu artık burada kapatıyorum arkadaşlar. Çok yoruldum dediğim gibi. Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi ve videomuza yorum yapmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.